Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Dersine çalıştın mı dedi. Hatta gelirken Emre yanımda dedim ki şu çalıştığım sayfayı beraber kullanıyorum. Sen bana oku tazelensin. Yani çok ilginç bir mevzu. Muvaffak olabilirsen inşallah. İstiyorum. İyi olmanızı çok iyi istiyorum. Psikolojiniz de iyi olmanızı istiyorum. Hadiseleri ve kendinizi yorumlamanızı, doğru yorumlamanızı, doğru yöntemle yorumlamanızı istiyorum. Hatta evlerinizdeki sıkıntılardan da sıkıntı yapmayın. Çünkü sıkıntı yaparsa sıkıntı olur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde de olmuştur. Malum işte. 40 gün bu hadise yaşanmış. Burada korkulacak şey şu, sıkıntının kendisinden değil, sıkıntıyı çözmede ortak ölçüyü bulmak ve doğru ölçüyü bulmak. Yani insan var, orada dert var. Yani öyle bir şey yok, dertsiz bir dünya yok. Hatta cennette bile dert edindi, Adem Aleyhisselam ne olacak, acaba ben baki mi olacağım demiş. Yok yani böyle bir şey. O zaman sıkıntı nedir? Evdeki sıkıntı. Sıkıntı çıkmasından korkma. Çözerken yöntemi tek olmasın. Şimdi onlardan bir tanesi de şudur. Bugün. Diyor ki şualar 268 miydi? Her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir, her asırda efradı bulunur. Yeni basıldığı için tutmaz. Her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir. Her bir ayette küllidir, her bir manada küllidir, her asırda efradı bulunur. Tamam, kural bu. O zaman peygamber kıssaları zamanımızın olayları çözümlemede kullanılacak zemindir ve malzemedir. O yöntemle çözülecek. Peygamber kıssaları kendimizi, ailemizi ve hayat felsefemizi yorumlamamıza vesile olan. Mesela evdeki sıkıntıları sözlerle çözemezsiniz. Mektubatla çözemezsiniz. Levhalarla çözemezsiniz. Evdeki ve kendi psikoloji sorunlarımızı Emirdağ layıkası, Kastamonu layıkası, Sikke-i Tasdik-i Galiye, Tarihçe-i Hayat ve şualarla çözersiniz. O potanın içine atılması lazım. Ben ne yapayım Meyrem suresi bana bakmıyorsa? Ben ne yapayım Yusuf suresi, Kısa-i Musa, Eyüp aleyhisselam, Yunus aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam kıssaları bana bakmıyorsa? Ben başkasının kitabını niye okuyayım? Ne işime yarayacak onun hayatı? Hayatımı yorumlamak için hayatını okuyorum. Onlardan bir tanesi Nuh aleyhisselam. Ve ona girmeden bugün çalıştığım şey, mesela Lut kavmi, sonra Ad kavmi, sonra Semud kavmi. Ne alakası var? Kalp krizinden girdi bu olay. Kalp krizi bana papapata diyor ya, Allah Allah, bunun neyin nesidir? Kainatta nedir dedim. Oradan soru sordum. Külliyatı niye anlamıyoruz biliyor musunuz? Veya bazıları iddia ediyor. Çünkü derdimiz yok. Anlamadığımız o kadar şey vardı ki, dert edince nasıl anladık onları? Hastane gidiyoruz, abi nerede, o nereye gidiyor, o bölüm nerede, nasıl bulabilirim? Fizan da beni buluyor. Bir saniye anlamadım diyor ama Kars'tan beni buluyor. Ya, Almanya'dan beni buluyor. Somali'den dün beni buldu. Nasıl buluyor? Kuzey Irak'ta beni buluyor. Bulduklarını söylüyor. Ha. Yeter ki sen iste iste. Ne istediğin de olmadı. Derdimiz yok ki derman olsun. Yani şimdi arkadaşlar, insan bir çekirdeğe benzer, önermeler koyuyorum dersten önce. Çekirdeğiz biz, kainat ağaç. Ne dışarıda oluyorsa biz dahili var kanuniyeti. Sonra çıktık falan dedim ya, bu kalp krizi ne alakası var? Titriyor yani. Oradan çıktık böyle depremle. Onlar depreme benziyor. Tı 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 bir vuruyor. Kayboluyor.
Diyor ki 171 sözler. Tabii sizin baskıya göre değil. Diyor ki küreyaz bazen çe hareketini, bak küreyaz hareketini ve depremesini, bazen de sarsıntısını vahye ve ilhama mazal olarak yapıyor. Vahiy Cebrail ile alakası yok bunun. Hadiseleri yöneten, idare eden Mikail'dir. O, onun da vahisi budur. Mikail Aleyhisselam'ın vahiyi. Şimdi, niye o deprem mantığı nedir? Oraya gireceğim. Deprem mantığı işlenen günahlardan kaynaklanıyor. Kastamonu'da açmayacağım, konumuz o değil. Adapazarı'nda olmuş, start tutmuşlar, açık çırılçıplak diyor, kızı diyor, alayıştan dolaştırarak orada bir, nasıl diyelim, konferans, tiyatro binasına oynatacaklardı. Allah onu hak ile ihsan etti diyor. Hatırladınız? Kadını çarpınca deprem oldu. İkinci bir yakın deprem, 99 depremi. Hepiniz bildiği gibi, kimse bir şey yapmıyoruz. Gölcük merkezde olmuştu. Askeri donanmanın garnizonun ortası idi. Herkesin bildiği bir şey. Allah yerin dibine çökertti. Nuh tufanı ve Lut şeyini hadisesine benziyor. Orada bulunan bir kurmay yüzbaşı, müspet birisi. Onun en son bunun medyalara çıkanı söylüyorum, bakarsınız. Diyor ki artık sen 1000 seneden beri Kur'an'ı tuttular. Ortada bir hafız vardı. Etrafından toplanmışlar. Sen 1000 seneden beri daha bu kalkamaz diye Kur'an'ı göle attıkları anda Allah hak ile ihsan ediyor. Ve oraya dalan Alman dalgıçlar çıkıyor. Orada gördüğü manzara, burası hayvanat bahçesi miydi diyor. Suratlar insanlıktan çıkmış. Bu dolaşırsanız görürsünüz. Yani kainatta olan hadise bizde de ceyranı diyor. Kendinde yorumlayacaksın. Ustad depremi Adapazarı alayışlar çıkmak kızı çıkartmalarında ve depremin içerisinde oruca riayet etmemelerinden kaynaklanıyor. Ustad Asin'in böyle diyor. Diğer ulema-i İslam depremin iki sebebini söylüyor. Zina ve faizin olduğu üzerinde bu şey yapıyor, depremiyor. İnsana taşıyalım. İnsanda bir kalp var. Arz titriyor dediğine göre arzın bizdeki karşılığı kalptir. Arz, küreye arz, kalp aynıdır. Kalbin etrafında bir tane rümme-i şeytaniye var. Merkezinde, kalbin içinde latife insaniye var. Bu lümme-i şeytaniye vesvese atar, kalp kabul etmezse şebbe döner. Yani titreme olur, dima buraya atılır, vesvese olur. Latife-i insani içeride, bizim taraf, kalbin dışında yakın olan lümme-i şeytaniye, şeytan buraya atar. İkisi çatışma olur. İkisinin çatışmasında kendisini çatışmanın dışa vuruşu, kalp krizi pat 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 olur. Bedendeki tezahür. Bunu nereden çıkartıyorsun? 15. sözde diyor ki, ebrar ile eşrarın, iyilerle kötülerin, meleklerle cinlerin, kafir şeytanların diyor. 15. söz. Çabuk konuşuyorum ki, çabuk bir şeyler olsun. Afaz da olsun. Sema'da diyor, hatırlarsınız. İkisinin çarpışmasını, karakollara hırsızlık yapmak için şeytanlar çıkarken, melekler mancınıklarla yıldızları atıyor diyor. Biz de fiziki olarak yıldız kayması meteor olarak gözükürken arkasındaki dindeki tabiri şeytanlarla meleğin çarpışmasında meleğin kullandığı mermi mancınıktır. Dışarıda bu, içeride bu. Melekut tarafı bu. Dışarıda kalp krizi, içeride latife-i insani ile lüme-i şeytanın çarpışmasının bedensel yansıması. Çok çatışma olur. Niye şey yapmıyor? Ya tamamen kalp mağluptur. Ya bir taraf galipse titreme olmaz. Veya bu galiptir. Ama ikisi beraber denk gelmeye başlayınca çatışma olur. Bu deprem olarak bizde gözüküyor. Şimdi bazı kavimleri şiddetli rüzgarla Allah yok etmiş, Semut kavmi gibi. Ondan sonra sesle ilk önce helak edilen Lut kavmidir. İlk önce ses ve ses inşallah çıkacaktır ileride. Ses öt patlarsa, öt denezi,
vücudun nasıl oluyorsa donmuş, taşlaşıyor, sonra alev yağıyor. Lut kavmine sonra da balçık yağmış. İlk önce korkunç bir ses, tamam mı? Onu uygulayacağız. Böyle gitmiş, ses. Ne yapmışlardı? Eşcinsel. Eşcinsel değil ama evlilerin haram yaklaşmaları da ona giriyor. Bizdeki yansımaları nedir? Şiddetli bir ses. İçimden ağır bir ses. Ses. Bu zina ile alakalı filmler, YouTube'ların seyretmenin bedelidir. Çünkü başınıza gelenler diyor meale Allah ayetinde işlediğiniz, kendi ellerinizle işlediğiniz günahlardır diyor. Onlardan kaynaklanıyor. Tamam, onları aktif ediyor. Ses, şiddetli ses, iyi değilim falan, birisi var kafamda kemiriyor. YouTube'lara, televizyonlara girme. Diğer duaları değil. İlk önce terk, sonra eylem. İlk önce terk. Acilen eylem planı alacağız. Ad kavmi, ömürleri çok uzundu, boyları çok uzundu. 2000 sene kadar Adem Aleyhisselam'ın yaşı kadar neredeyse yaşıyorlardı. Hemen geleceğim ona. Böyle bir şeydi. Onlar siyasi ve ekonomi ve sosyal şeyleri çok zengindi. Bunları da Allah şeyle, yağmurla helak etti. Semud kavmi korkunç bir rüzgarla söküp attı. Yüksek binalar yaparmış at. Semud kavmi ise kayalıkları oyardı. Yazlıkları, kışlıkları vardı. Tamam. Onların bizdeki karşılığa girmeyeceğim. Ben Nuh tufanını ustat uyguluyor şimdi. Nuh tufanını uyguluyor. Ama yer yer gelmişken depremi uyguladım. Psikolojiyi uyguladım. Lut kavminin şeyidir. Adetinin genellenmesidir. Çünkü Allah Resulü Miraç'ta bunu gördü. Geçmiş kavimlerin pislikleri kendi ümmetinde olacağını gördüğü için Allah'tan istedi ki kavmi merak etme. Sen içlerindeyken etmeyeceğim dedi ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zahirisini Allah hatırlattı. Zahire laf olmayacak ama batinen deniliyor. Batinen garanti vermemiş Allah. Bedenen insan benzeyecek ama insan suretinde şeytanlar var. Batinen depremler, sıkıntılar, haz, kaz olacak. Mesela aşırı o Semud kavminin putlara taparmış, put. Putu taparlarmış vesaire. Salih Aleyhisselam gelmişti. Uzatmayacağım onu. Rüzgarla söküp atarmış. Rüzgar bakın. Semud kavmini helak eden aşırı rüzgar. Helak eden rüzgar. Bizdeki rüzgar sevgilerini atıp söküp atıyor. Söküp at. Putlaşmaktan kaynaklanıyor. Hayatı putlaştırmaktır. Hayatı putlaştırmaktır. Şimdi Lut kavmini ilk önce şiddetli bir ses, sonra balçık yağmış. Kafamızdaki ateş basmalar, ateş gibi germeler, kendimizi psikolojik olarak çöküntülerin sebebi bir zahir manası kısalar. Bu muhay. Kısadan bir hisse. Başladık ya şu anlardan 686'da 268'de her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulun. Allah'a ben bir efradı budur. Ben onu anlatsam ayrı bir ders olur. Ama Nuh'a gireceğim için Nuh hadisesi de bir kısadır. Bizdeki karşılığına bakacağız. Hangi atalarımızdan oluyor? Acaba tufan var mı? Yani öyle bir su yükselmiyor ama bakayım var mı? Kastamonu 130. Ha? Kastamonu 130. Böyle yapıyoruz ya. Okul ayıka da gidelim ya. Böyle alay aldığımız böyle. İşte ondan okuyorum ya. Allah muhafaza etsin. Yani sizin yaşınız müsait değil. Belki de Bahattin de müsait değil. Yaşı şey değil. 1978'de 79 hadi 80'de 1994'de 92'ye kadar ders şöyle oluyordu. Türkiye'de, dünyada. Bir imani ders olurdu. Sonra bir laik olurdu. Sonra bir müdafaa olurdu. Maalesef nasıl olduysa bir el, imani dersten sonra laika ve müdafaa yerine abiler hatıralar anlatmaya yani başladılar. Hatıralar bu iki şeyi, ekolü yok etti. Laikalar devre dişi oldu.
Sonra laikalar devredişi olunca izaha ihtiyaç duyuldu. Onun böyle böyle bir oldu. Onun için ben her ders zaman zaman geçen laikalarda yapıyorum. Dikkatini çekersin diye. Bak Kastamonu 130'dan. Bismillahirrahmanirrahim. Bundan sonra saati sayıyoruz. Aziz Sıddık kardeşleri. 45 dakikada bitireceğim. Bu yeni hadise-i taarruziyede mütesir olmaz. Yani kalp krizi oluyor ya pat 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 pat. Ne oluyor? Anladık değil mi? Latife-i insaniye ile içeride rümme-i şeytanın çarpışmasının bedensel tezahürüdür. Niçin olur diyor? Usta şöyle der, depremin sebebi. Ya orada kahramanlar, hizmet edenler az veya mağlup durumunda iken az titriyor. Tamam mı? Az titriyor. İstanbul depremi de öyle. Titriyor. İkaz ediyor. Bu yeni hadise-i taarruziyede mütesir olmayınız. Endişe etmeyiniz. Yani hayatımız için atıyor şimdi layıka. Hayat hayat. Bu layıkalar hayatını yorumlamak. Çözüm bulmak ya. Çözüm arayış. Şimdi söyleyeyim, o bizim psikoloji yaptığımız şeyler hep buralardan çıkarıyoruz. Ve piyasada olanları şaşıracaksınız. Müsbet manada %45'ini 50'ye diyeceğim. İstifade ediliyor bizim psikolojiden. Yani isimlere gerek yok. İzin almışlar bir kısım. Kullandıklarını söylüyor. Cemiyetteki kafa öyle bir cümle nerede bulacak yani? Öyle Risale-i Nur cümlelerini alıyoruz, söylüyoruz, yorumluyoruz. Psikolojide kullanıyoruz. Şimdi bu depremin kalp kriziyle ne alakası var? Zahirde gördüğünüz derme kasını. Şimdi yakında göreceksin, bir psikoloji kitabında çıkacak. Yani günahları şöyle uzak demiyor da ya taşkınlıktan uzak durun derler. Tam böyle kendinize zaman ne bilmem ne bir şey derecekler yani. Günah nasıl yorumlayacaklarsa. Çünkü mükerrer tecrübelerle Risale-i Nur inayet altındadır. Korkmayın, endişe etmeyin. Her şey kontrol altındadır. Ben kendimi kötü hissediyorum. Ben kendimi kötü hissediyorum. Ben yalnızım, hiç kimse beni sevmiyor, ben kimse bana değmem, değme. Allah diyor ki Kur'an'ında bir yaprak bile Allah'ın emrinin dışında ol. Sen yalnız değilsin, müteessir olmayın, inayet altındasınız. Bir kere kafana bunları önermeleri koy. Bir örnek, bir kardeşimiz Almanya'da kanser, ustad gündüz ortası, hastanede ders yapıyor. Gündüz ortası, gözü açık, ders yapıyor. Giderken diyor ki derse, üç gün sonra beraber derse gideceğiz diyor. Bana intikal ediyor, demiştim size. Üç gün sonrayı bekledim ben. Onlar dedim, maşallah tamam üç gün sonra ayak kalkacak dedi ama tabii ben anladım meseleyi, derse götürecek. Ondan sonra üç güne bitmesine teheccüde 13 dakika var. Ulan dedim ya, hala cevap gelmedi. Yani ustad götürecek diye. Ulan, yani Allah Allah, üç gün sonra gelip derse gideceğiz dedi. Ulan 13 dakika kaldı sabah namazına. Hala haber gelmedi mi Almanya'ya? İki saat bizden geç geldiği için onlara iki saat var. Bir baktım ki geldi hemen 5-10 dakika sonra haber. Abi işte falanca ruhunu teslim. Yani niçin söyledim biliyor musun? Korkmayın. İnayet altındasınız. İsparta'dan ta Hollanda, Almanya hududuna bir talebesi için gidip endişe etme, beraber derse gideceğiz. Ve vefatın teris olarak derse gitmek olarak şekillenmiş. Onun için o kardeşimize böyle sahip çıkan Allah sahip çıkarttırdı tabi. Size de ustadımız sahip çıkacak. Korkmayın, inayet altındasınız. İbn-i talebeleri inayet altındadır diyor. Hiçbir taife şimdiye kadar böyle bir ehemmiyetli hizmette bizler kadar az meşakkatle kurtulan olmamış. Olmamış. Yani en azından dünya cehenneminden kısmen kurtulmuşuz. Hadiseleri yorumlama melekesi vermiş yani. Depremi, kalp krizini, psikolojiyi, deprem şeyleri. Bakın en azından rahatız yani. Teslimiyet kavidir yani. Dünyada en rahat gene nur talebeleridir diyor. 123. sayfada diyor. Çünkü Risale-i Nur'un imani dersleri insanlara şu üç tane sıfatını inkişaf ettiriyor. İmani dersler. Allah'a teslim, tevekkül ve itimat ettiriyor. Hem geçen Ramazan'daki hastalığım ve Eskişehir'deki musibetimiz gibi çok vakalarla zahiri sıkıntılı, bak sıkıntılı, zahirde sıkıntı var. Meşakkatli halat altında böyle haletlerimiz oluyor. Risale-i Nur'un faydasını olarak inkişafatı ve daha tesirli futuhatı görmüş.
Yani sihat ve servet, Hazreti Ali radıyallahu anh diyor, sihat ile serveti kurtardığı adama nispeten batırdığı adam daha çoktur. Mesela rahatsız olduğumuzdan dolayı hemen Allah'a namaz falan, hemen o adam bir dualar okuyun. Lan sağlık, iyiyken, sıkıntı yokken dua muvay yoktur, namaza bile yoktur. Şimdi hangi duayı okuyorum ya? Namazı da geçti, duaya geçti ya. Yani demek ki nimet ya. Bunu malzeme yapmak. Gelecek şimdi not tufanına. İnşallah bu sıkıntılı hadise dahi münafıkların aksi maksudu ile Risale'nin futuhatını başka bir mecrada tesire vesile olur. İnşallah. Beşinci şura, 25 sene evvel mesaili yazılan, yani Kastamonu 1900 kaçta yazılmış bileniz var mı? Bağla kaçta demiş? 1926. 8 ekte kalmış. 34. Kastamonu'da da 8 sene kalmış. Yani ondan 25 sene önce yazılmış. Hangi şua, şey eser? 5. şua. Ne var içinde? Bam telleri var. Yalnız 1-2 sayfa tatbikat ilave edilip şualara giren 5. şua ellerine geçmesi emniyetlidir. Niye? İzmir plakatısı kaç? 35. 35. sayfada diyor ki 5. şua ehli imanın, hasreten ehli ilmin imanını kurtarıp tahsiye etmiştir. Hala minare boyunda adam bekliyorlar. Hem de ekranlarda çıkan şeyler. Çok acayiptir yani, çok acayiptir yani, çok gariptir. Minare boyunda adam bekliyor, ama minare boyunda adamı da hangi karı anladı olacak? Bir şey ona düşünmüyor, tuhaf yani. Minare boyunda teşbih ve temsili muhakemat ve okumadıkları için, muhakemat okumadık, temsilin, teşbihin niçin mecaz manada kullanıldığını külli, umumi, her asrı, her mekanı, her insanı içine alacak bir mevzu, teşbih ve simge ve sembol olarak yani böyle dinle, böyle kaydet. Zaten belagatta da budur. 5. şua çok önemli. Fakat bak, ehli imanın hasreten ehli ilmin diyor. İmanını tahsil edip kurtarmış diyor. İnkara sebep olan hadisler var. Ama ne kadar hikmetli olduğunu göreceksiniz. Fakat bunda da bir hikmet var. Belki onlara kendi mesleklerini bildirmek, cehenneme gidenin mahiyetini bilmek için fevkalade iktidar haricinde bir kaza ilahidir diye Cenab-ı Hakk'ın hikmetine, inayetine, hıfzına itimat edip merak etmeyiniz. Mesela Üstad onu odunların altına koydu. Sakladı. Ama tarih memurları, polisler geldi. Normalleri aldı. İlle onu da karıştırdılar. İşte kader ya. Çıkartacaktı. Çıkarttı. Kendileri de gördüğünü diyor. Bizim de bazı meseleler oldu. Herhalde o kadar aptal değiliz. Düğünde, cenazelerde, şeylerde söylemiş değiliz. O hususi koymuştuğumuz bir şey. Bizim tahsiye edip öksürükleri, bazı hassas bam tellerini siliyorlar. Ondan sonra yetmiyorlar. Ama gözünden kaçmış. Yani ustanın o odun yılları arasında 5. şuha çıktı. Ellerine geçince ifşa oldu diyor. Ne yapalım? Kader, artık kader diyor yani. Bu Cenab-ı Hakk'ın hikmetine, inayetine, hepsine itimat edeceksin artık. Sen sakladın aldı, oldu. Olmuşsa olmuştur. Olmasaydı olmayacaktı. Bizim hadisi de öyle oldu yani. Yoksa genel bir manada değil. O tavsiye eden kardeşin gözünden kaçınca yürürlüğe girdi. Yürürlüğe girince de bir kader de bizi kurban seçti. Cemaatin üzerindeki kabus belanın inşallah fidyesi olmuştu. Bitiyor. Şimdi mevzu değişecek inşallah. Hem siz hem onlar bilsinler ki sadaka belayı def ettiği gibi evde biz sadaka kutusu koyun. Bak, uygulama yapıyoruz. Koyun. Her gün çıkmadan önce bir tane bir para atın ya. Bir para atın kutuya. 10 kuruş at, 25 kuruş at ya. 50 kuruş at, 1 lira at. Ondan sonra dolduğu zaman da cebine koyma ya bu sadaka. Onu kime vereceksin? İlk akraban fakir varsa, yoksa talebi ulu vereceksin. Sonra fakir, tamam mı? Onu verin. Sadaka Allah Resulü aleyhissalatü belayı def eder diyor. Silah-ı rahim ömrünüzü bereketle uzun kılar. Onu yapın.
Risale-i Nur Anadolu'nun hususan İsparta, Kastamonu'dan Afat-ı Semaviye ve Arziyenide fırefine vesiledir. Aslında kader ilahi noktasında bu alem İslam'ın kalbi, ağabeyisi ve merkezi lokomotif olan Türkiye'ye böyle bir sistem değişikliğine, yani la dine itilmesi, dinin temsilcisiyken şu anda da öyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dini yok yani. İslamiyet'e değil, İslam, biz İslam yazıyor. Ermeni'ye Ermeni yazar. Öyle. Bu değişmesi Afat-ı Semaviye, Semavi ve Arz'ın Afat'ına define vesile oldu Risale-i Nur. Yoksa korkunç bir felaket olacaktı. Lut kavminin adeti, Ad ve Semud kavminin adeti. Ne olacak yani? Şimdi daha genel yani. Onlar mesela Semud kavmi, Salih Aleyhisselam'da dedi ki, ey sahib, bizim Rabbimiz bunlar, bu. Senin ilahın, Kulâzı bir Rabbin nas, Melik'in nas, İlahi nas. Üçü farklıdır. Rab, ilah farklı. Bizim Rabbimiz bu. Senin de ilahın var diyor. Gel beraber diyor, daha çıkalım. Biz Rabbimize dua edelim. Duamız kabul olursa diyor Salih Aleyhisselam'a, sen bizim dinimize itaat edecek misin? Eğer diyor, bizim Rabbimiz cevap vermese senin ilahına sen dua et. Eğer cevap verirse biz senin ilahına iman edeceğiz dediler. Salih Aleyhisselam kabul etti. Çıktılar tabii ki dua etti. Et puttan bir şey mi gelecek? Gelmedi. Ondan sonra ya Salih dedi. Sen de Rabbine dua et ama istediğin değil. Bizim istediğimiz olacak. Onlar Rablerinden kendi istedikleri kolay bir şey istediler ama olmadı. Mesela marul ver ey Rabbimiz dese, marul kolay yani ama veremedi onu. O zaman bu Salih Aleyhisselam'dan öyle bir şey isteyecekler ki olmayacak bir şey. Peygamberimiz Ebu Cehil ne istedi? En zor şeyi ne istediler mucize olarak? Ayı ikiye böl. Yani tamam her şey subliminal gözü boyarsın ama bu ay da yani bu ay. bu olur mu öyle bir şey? Hiç duyulmamış bir mucize. Olmayacak bir şey söyleyelim. Ne yapalım? Ay ikiye bölsün. İyi ki dünya ikiye bölsün demesinler. Korktular ya. Korktular yani herhalde. Olmayacak bir şey ya. Peygamberimiz nasıl alın? Durmuş yani onu isteyince. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Kabul et diyor. Rabbin yapacak diyor. Acayip bir şey ya. Yani bunu dediniz size fazla tesir etmez. Ancak şöyle yaparsanız tesir edin bunu. Dolayısıyla siz orada olsanız, hakikaten gece yarısı, gece, dolunay, ayın 14'ünde oluyor. Hakikaten baksan, bir adam, daha iman etmemişsin. Namaz kılıyor, dua ediyor, kaldırıyor, okuma yazma bilmiyor. Sema sayfasında bir mimi, bir elifle, yani çiziyor elifle, bir mimi iki mimi yapıyor. Ya semaya yazı yazıyor. Yani... Veya daha acayip, o acaba şey mi oldu? Şimdi bir tabak yemeğe 70 kişi çağırdı. Ebu Süfyan'a dalga mı geçiyorsun bizimle mi? Ya Muhammed'in yani bu kim dönecek bunu? Şimdi bizi yemeğe çağırdı, sen ye demiş. O da inadını yiyormuş ki bitsin diye. İnadını ya. Sonra yani hayal eder misin böyle? Çiğ köfte yiyorsun, işte ne bileyim elle. Aldın. O da alıyor elinde. Yiyorsun. Bu bir şey değil. Sihir değil. Ağzına girdi ya. Gözünle bakıyorsun ya orada duruyor. Ne olurdu ya iman? Ha, şu anda imanlı olduğumuz halde herhalde iyi olmazdı ya. Çünkü bende böyle bir şey oldu. 1988'de 87'de Tepecik'te kalıyorum. Hiç kimse yok. Tek başıma herkes gitti. Ben sıkıldı canımız. Ne yapalım? Uyku da yok. Dedik ya zikredelim de yani biraz meyve istedi canımız. Allah şimdi meyve getirsin. Yani istiyorum keramet ama biraz da korkuyorum ya ne olursa. Hakikaten öyle ya. Vallahi şu iltifat size şey yapayım diye, latife yapayım diye demiyorum. Şimdi gözünü kapattın. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah dedin. Gözünü açtın portakallar, karpuzlar falan. İnsan tuhaf, kimse de yok ya. Yani depreme benzemez ha. Vallahi acayip bir şey olur. Ya bir hayal eder misin böyle şey çıktı. Şimdi biz de çektim tamam mı?
yarım saat geçti, şimdi gözü açıyorum ama ya olursa korkuyorum da olmasını da istemiyorum. Baktım ki olmadı. Ama yarım saat kapalı. Vallahi bu sefer yarım saat geçme, gözüm kapalıydı ya. Gözümü açınca yarım saat karanlıkta olan göz ne olur? Burası lamba iki katına çıkar ya. Dedim ya lambadan başladı bu iş. Yani ki lay 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 ama ona tesir etti dedim. Işık çoğaldı. İki katına çıktı. Sonra bir daha yapmadım. Bir daha yapmadım. Korktum ya. Şimdi Salih Aleyhisselam'da ne istedi? İlahına diyor. Rabbine değil. İlahında ne istiyorsun? Kayaları oymuşlar ya. Kaya uymak. Sonralar yapmak. Yazlık kışlıkları vardır. Dedi ki ya Salih bir tane deve çıksın demiyor. Hamile, dişi, canlı bir deve çıksın. Hani hamile de olsun. Kayadan. Şimdi kayadan yani. Şimdi sağ o Semud kavmi millet nasıl iman etmiyor? Afsana bakmıyor yani. Şöyle kayaya bakıyor. Bu asırda da aynı öyle biliyor musun? Deprem oluyor. Hemen o akşam bir hafta camileri tıktım tıktım. Bir hafta sonra gene aynı. Bizim cemaat bile arttı. Benim de öyle oldu. Ağzımdan kaçtı tabii. Dedim ki depremden depremin bereketidir dedim. Şimdi kardeşim aynı hiç endişe etmeyin. Allah ayetinde diyor ki bir mana şu cehenneme gitseler ki gidecekler bana yalvarsalar geri getirsem bak nasıl kul olacağım. Cehenneme girdi ya. Ölümü tattı, kabri, haşir, mefesel. Cehenneme gitti. Tekrar o sondan getirsen bir zaman sonra dedi aynı böyle olurlar. Ya biz nasıl bir mahlukuz? Ödüm patlıyor böyle bakınca ya. Bir tuhafız ya. Anladın mı? Şimdi bak bir hayal eder misin ya kaşık yamaçları? Bir daha hayal edin kendinize. Ben vallahi kırmızı bir kayalık falan ettim. Ettim. Ya Salih, ilahına söyle, Rabbine değil. O kayalıklardan dişi, os, renkli bir hamile deve çıksın. Başka emri? Hakikaten oradan deve çıktı. Allah Allah. İman etmediler biliyor musun? Sonra başka mucize oluyor. Kuyuları varmış su. Deve çok su içermiş. Bir gün siz için, bir gün bu. Ama deve su içiyor. Ne yapıyor? Öyle bir Allah musluk gibi süt vermiş ki kavmi 1000 kişi, 2000 kişi olur. Ne kadar olur kavminde o zaman? Bütün kaplarını sütle doldururlarmış. Sağırlarmış. Lan suyu süte dönüştürüyor bir ikinci bir mucize ya. Gene kestiler biliyor musun? Şimdi bir bakıyorsun kendi kaynağı var ya Risale-i Nur. Maneviyat. Kendi dünya ve ahiretin tanzim edin. Adam mucize diyor. Kim bilen ha? Bilen. Acı bir şey ya. Hemen ne diyor diye. Kalkmış oraya bak diyor. Diyenler var. Takdir eden var. Küfür eden var. Takdir eden de var. Hemen ne anlatıyor diye. Salih varmış diyor. Bak ama ne kadar fosilleri çıkıyor. Bak Lut kavminin fosili nasıl çıkmış? Erkek erkeğe sapı yapışmış iken öyle şiddetli sesten taşa dönüşüyor. Sonra balçık geliyor üstünü kapatıyor. Aşina bir sürü şeyler var. Gavurla çıkartmış onu. Müslüman arkeolojiler değil ya. Onlar yine zararsız şimdi de canlılar çıkmıyor. Onları ne yapacağız? Acayip ya. Akıl almıyor ya. Bahattin'im ya. Hafsalam almıyor ya. Bazen çok korktuğum zaman bu halleri görüyorum işte. Biraz rahatlıyorum ya. Bir tanesi bana dün dedi ki ben daha dedi ağlayarak söylüyor. Yalan söylemiyorum size. Ben daha dedi dua etmeyeceğim dedi. Niye dedim? Korkmuş. Niye dedim? Ettiğim dua kabul oldu. Öne daha iyi lan. Ya ben kimim dedi Allah kim dedi. Benim duamı nasıl aniden cevap verdi dedi ya. Duasının kabul olmasından titriyordu. Acayip bir şey ya. İnsan bu saat utanıyor ya. Vallahi böyle istediğiniz bir şey verdi. Bir şekilde verdi. Oldu ya. Olmayacak bir şey. İnsan utanıyor ya. Bunu herhalde hemen çabucak olmuş ki
Başladım titreme, korkma, ağlamaya başladım. Acı bir şey. Allah hoş bir şey ya. Değil mi? Allah ne güzel şey ya. Hoşuma gidiyor ya. Yani imanlı. Allah böyle hakikaten onu çocuk anasını emer gibi. Allah'ı böyle emersen, böyle tefekkür edersen. Ya bundan Allah ile ve ahirette dünyada yaşamak kadar dünyada bahtiyar insan olamaz ya. Yatı katı atı eti, işi aşı olsa ne olur ya. Dünyada en bahtiyar insan Allah ile ve ahirette ümitli yaşayandır ya. Deprem olduğu zaman ümit de ya. Terisi olacak ya. Allah Allah. Şuraya bak ya, alıyor. Niye alıyorsun? Tamam olmuş işte daha ne güzel. Bunu yani nasıl oluyorsa Allah kim ben kim dedi ya. Nasıl kabul oluyor dedi. Nereden duyuyor dedi. Nasıl oluyor? Nasıl hemen cevap veriyor? Baksana Allah'ın gücünü. Bu bina kim sallayabilir? Kaç kişi, kaç yüz kişi böyle sallayabilir? Geçen bir hafta sonra önce tok 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 sallıyor, nasıl yapıyor? Herhalde içeri girdi sallandı mı bilmiyorum ki. O sallandı mı burada? Bizim orada sallandı. Sallandı. Nasıl bu İstanbul demek ki sallanmış. Nasıl sallıyor? Şu güce bak. Kudret nasıl hissedildi? Oo, Allah hakikaten güçlü ha. İstanbul sağladı ya. Hem siz hem onlar bilsinler ki sadaka belayı def ettiği gibi Risale-i Nur Anadolu'dan, hususan İsparta, Kastamonu'dan Afat-ı Semavi ve Arziye'nin defurefine vesiledir. Evet Sabri'nin Vestavet ala cüddi ya Erdubley'i ayetinden istihraç ettiği mana haktır ve mutabıktır. Neymiş böyle? Evet, şimdi geliyor alacağımız ders. Risale-i Nur Sefine-i Nuh gibi. Ha, Nuh Aleyhisselam'ın gemisi bu asırda, her asırda mücedditlermiş. Asır mücedditleri Musa Nuh Aleyhisselam'ın gemisiymiş. Gemiye bineceksin. Üç tane çocuğu binmiş değil mi? Neydi Emre? Yafes. Ham, Sam, Yafes. O diğer galiba karısıyla bir tane de oğlunu neydi o? Karısı şey değil de. Ham'la Sam kavga ediyorlar. Yani bir tane de birisi de var böyle. Kenan. Bilmiyor. Tamam. Nuh Aleyhisselam'ın karısıyla Lut Aleyhisselam'ın karısı çocuklarıyla bir tane çocuklarıyla helak olmuş. Yani demek ki Risale-i Nur gemidir. O tufandan kurtulmak için gemiye bineceksin. Peki Nuh Aleyhisselam gemi yaparken dalga geçtiler değil mi? Peki merak ettiniz mi? Burada yapmış mıydım? Nuh Aleyhisselam'ın tufanı ilk bulanık, pis ve sesli su nereden çıktı biliyor musunuz? İlk. Bir kadının tandırından çıktı. Tandır su. İlk su öyle başlamış. Su zamanla yükselmiş. Çabuk yükselmiş. Tandır su. Tandırdan su çıktı. Tandır su. O zaman kim varmış? Dermesil varmış başta. Tandırdan su çıktığı zaman kadının tandırında kral Dermesil'miş. Tamam. Şimdi Allah Allah Dermesil kim olabilir? Bir baktım ki bunu nasıl Bülent siler. Yani bir cumhurbaşkanının ismine tevafuk ediyor. S.Demirel hiç harf çıkartmadan toplamadan Dermesil Demirel olarak hiç aynı harf. İmzayı şöyle atar. S. Demirel. Dermesil. Tandırdan su çıkıyor. O baştayken tandır su, Tansu'dan başlıyor. İlk tufan. Tandırdan su. Artık Lazca, Türkçe, Arapça hepsiyle söylüyor. İlk tufan. İlk tufan tandır su. Tandır su. Tandırdan çıkıyor su. Kadının ekmek pişirdiği yerden fışkırıyor. Bulanık su çıkıyor şimdi. İlk oradan çıkıyor. Ondan sonra Dermesil atın üzerindeydi. Niye Demirel'e uyguladı? Dermesil atın üzerindeydi diyor. Tamam.
Hiç belagat israf olur mu? Atın kaç ayağı var arkadaşlar? Demeye gerek var mı hadiste? Atın diyor dört ayağı vardı diyor. Dermesi dört ayakta atın üstündeydi. Özengülüyordu. Gelmiş Noah. Ya Noah, Tanrı'nın şeyini göster hadi affet. Afat gelecekmiş. Hani dermesi. Tam o anda atı sağa sola özengülüyor ya artık öldürecek dermiş. Hani böyle ilk önce dalga geçiyor. Etrafını sarmışlar geminin. İn aşağıya Nuh diyor. Ve dermesin atıyla sağa sola çarparken hemen haber geliyor. Efendim diyor dermesiyle. Bir kadının tandırından su çıktı deyince ödü patladı. Atın şeyi dizgini böyle ben heyecanlanmam bakma. Ondan sonra Nuh, o heyecanlanınca Nuh dediği konuda bak atının ayağından çıkmaya başladı diyor. At nereye basıyorsa fışkırıyor. Hemen özengeyi yapıyor. Oradan çıkıyor. Dört ayağın üzerindeydi diyor dermesi. Atın üstündeydi diyor. Ve o zaman başladı. Atın üzerinde. Şimdi evet Risale-i Nur Sefine-i Nuh gibi Anadolu'yu Cebeli Cudi hükmüne getirip tarih tekrardır. Değil mi arkadaşlar? Ne kadar bak. Aynı. Yalnız tiyatroda oynayanlar farklı. Roller aynı. Aynı zihniyet, aynı gayri. Malzeme ama tiyatroda sahneler biraz malzemesi var. Ama zihniyet aynı. Risale-i Nur Sefine-i Nuh gibi Anadolu'yu Cebeli Cudi hükmüne getirip Küle-i Arz'ın yangınından gemi nerede oturdu? Cudi Dağı. Irak'la Türkiye arasında bir dağ var. Galiba Kuzey Irak'ta Cudi Dağı. Oraya oturmuş. Yani külliyat oralarda aynı. Yangınından ve tufanından kurtulmasına bir sebeptir Risale-i Nur. Gemiye binmek. Çünkü zaaf imandan gelen tuğya. Yani azgınlık, taşkınlık nereden geliyor? İman zaafından geliyor. Yani putlaştırmak, hani var ya birbirinizi ilah edinmeyin. Başka nefsini ilah edileni gördün mü, görmedin mi? Sanem misal Ahmetler abi de. Evet, sanem misal böyle. Yani kadınlara tapılacak, paraya tapılacak. Bunlar zaaf imandan geliyor. Azgınlık, taşkınlık. Saldırmak, vurmak, kırmak, kırçınlık zaaf imandan. Çünkü zaaf imandan gelen tuğyan ekser musibeti ammeyi celbettiği gibi yani depremler, insanların azması zaaf imandan oluyor ve semavi musibeti celbediyor. Yani psikologlar ne diyor şimdi ehli dünya? Yani ne olumsuz düşünürseniz veya olumlu düşünürseniz semada bir yerlerde hepsi bağlıymış. Ne düşünürseniz o çözülüyor, hemen size geliyor diyor dediği. Ha, aynı buna da uyuyor. Demek ki musibeti amenin gelmesine, belaların gelmesine vesile oluyor. İmanı fevkalade kuvvetlendiren Risale-i Nur. Ha, zaaf imandansa çare nedir? İmanı kuvvetlendirmektir. Gemiye binmenin şeyi. Risale-i Nur o musibet-i ammeyi dairesinin haricini bırakmaya rahmet-i ilahi tarafına vesile oldu. Bu musibeti Risale-i Nur'la alakası nispetinde onun dışına atıyor. Aileleri, kişilerin dışına. Nasıl atıyor abi diyeceksiniz benim bu kadar sıkıntım var. Vallahi senin haberin yok. Senin sıkıntını, şu derdini derman olarak kabul eden var. Senin derdini derman olarak kabul eden var biliyor musun? Yani bir kere Bediüzzaman Hazretleri, alem İslam'a indirilen darbeleri ilk önce ruhuma hissediyorum diyor ve sıkıntıda bir gecede 9 tane dişi düşmüş. Bizim yemek iştahımız gitmiyor. Hangi Abdülhamit? İkinci Abdülhamit neydi? Rusların Balkanlarda bir Müslüman kaleyi hileyle almaları, tam teslim olacağız, şey yapmayın. 25 bin Müslümanı katletme haberini saraya geldiği zaman ikinci Abdülhamit galiba kalp kriziyle ölüyor. Şehit oluyor yani. Bizim böyle bir şey duyduğumuz zaman, milyonlarca Müslüman katledildiği zaman yemek iştahımız bile gitmiyor. Yani imanımız bu ya. Ama senin sıkıntın, intihar edenler, buhran geçirenler, ailesi darmadağın olanlar, vurup kırmızı kıçın olanlar nasıl bir şey değil. O kadar da olacak ya. Anladın mı?
Olmasının sebebi gene pek yani haramlardan çekinemediğimiz için. İnan ben çok mutluyum ya. Hakikaten mutluyum. Çünkü haram işleme de zamanım yok. Haram işlemek için de bir de zaman lazım. Zamanım yok yani. Şimdi meşguliyet yaparsanız diyorum, günaha da zamanınız olmaz. Risale-i Nur'la meşguliyet o sıkıntıyı insanın dışına atıyor. Yani hücum ediyor, duruyor. Birisi durduruyor. Gelemiyor yani. Ona delip nurları tanımadan önce ne aldıydınız? Unuttunuz mu? Ne aldıydı? Olayı nasıl yorumluyordu? Allah ve ahiretle ümitli miydi bu kadar? Risale'nin o musibet almayı dairesinin haricini bırakmaya rahmet-i ilahi tarafından vesile oldu. Bu ehli dünya, bu Anadolu halkı Risale-i Nur'a girmeseler de ilişmesinler. Eğer ilişseler, yakında bekleyen yangınlar, tufanlar, zelzeleler ve niye zelzele olmuş ve taunların istilasına uğrayacaklarını düşünsünler, aklılarını başlarına alsınlar. Ya, şimdi cemaatlere hücum var ya, cemaatleri ortadan kaldıralım diye daha çok şiddetlendi. Bu İstanbul seçiminden sonra bak diyor, bu ehli dünya, bu Anadolu halkından Risale-i Nur'un girmesi şey yapmasalar diyor, onlardan elinden almaya çalışan ilişteler, yakında bekleyen yangınlar, iki tufanlar, bu tsunami'ler, şeyler, zelzeleler, taunlar, yani salgın hastalıkları, salgın ahlaklar yani, bile mikrop değil, birbirini vurmalar, cinnet geçirmeler, taunmuş bunda. Tavuna baktığımız zaman öyleymiş. Salgın hastalık. Yani cinnet geçirmeler hastalıktır. Ondan sonra intihar etmek psikolojik ciddi bir hastalıktır. Yani yaymış ama haberlerde o kadar çıkmıyor. Yani, Avrupa zaten diz boyu olmuş. Üç günde benim bildiğim iki tanesi üç günde bir hemen aferinde yani o kadar da bir şey değil. O da bir bölgenin postacının şahit olduğunu bölgesinde. İki tane kişi trene attı. Ama bir tane haberi çıkmaz. Ama Türkiye'de öyle değil. Demek ki eğer Risale-i Nur'a hücum edilirse yakında bekleyen yangınlar var. Maddi ve manevi yangın. Tufanlar var. Selle alakalı bak neler oluyor. Zelzeleler var. Ve taun psikolojik yani ve maddesel bir salgın. İstilasına uğrayacaklarını düşünsünler, akıllarını başlarına alsınlar. Madem biz onların dünyalarına karışmıyoruz, onların da lüzumsuz bir halde bu derece ahiretimize karışmalarında onlara felaket getirmek ihtimali kabildir. Siz devleti, milleti terakki ettirmeye çalışın. Dini cemaatten ne işiniz var? Ha, bakarsınız tabii ki halkı, milleti ihfal eden, kandıran varsa devletin vazifesi de bu. Kafiyeleri var. Koy buraya bir şikane. İki tane koy, bir tane koy buraya. Ben ne konuştum biliyorum. Koy, her şey açık canım. Bak, onlar bu millete, vatana, millete zararı varsa, halkına, vatan haini yapıyorsa, bitir. Tamam. Sana bu Erzincan depremi şey var mı? Aynı. Üstad ondan bahsediyor. Evet, evet. Erzincan depremi, İzmir depremi, İstanbul depremi var. Adapazarı depremi var. Yani bakın ama şimdi bir bakıyorsun bu depremlerin tarihe baktığımız zaman peygamberlerin asılması, bilge insanların asılmasını kimler biliyor musun? Din alimleri sebep olmuş. Yani din alimleri sebep olmuş. Mesela İstanbul'da deprem olmuş, bir caminin minaresi gitti. Aynı caminin iki minaresi var, bunda bir şey yok, bunda var. Aynı usta, aynı malzeme, aynı yerde. Bu yıkılır, bu yıkılmıyor. Neden? Tamam. Millete soruyor hem de. Hem de caddenin önünde, arka sokakta olsa değil. Benim anladığım iki tane şey var. Bir, o şeye haram var. O bile bir haram birisi yaptı. Ne verirsen eline, o gelir seninle olursa. Bir de, camiler kapitalizmin esiri yapılmış. Altlarına ticarethaneler koyulmuş, AVM'ler konulmuş, din paranın üzerine kurulur. Din parayla olur anlamına geliyor. Hiçbir tane ibadethane dünyanın hiçbir yerinde, kilisede dahil, girdin Avrupa'ya ben oradayım. Bir tane şeylerin ticaret AVM'lerin üzerine yapılmamış. Bu da bir tuzaktır, oyundur. AVM'lerin yani
kapitalistin üzerine kurulur. Çekersen dibe inersiniz. İkincisi, bu din görevlileri din adına bu milleti minare gösteriyor ama değil işte. Din görevlilerine ikazdır. Diyaneti ikazdır. Vazife yapmıyorlar. Yapanları tenzih ederiz. Nailerin içine bunu. Yani ordunun içine, şunların içine diyorlar. Esas diyanetin içindir fazla. En fazla diyanet. 80 zamanında oraya koymuşlar. Oraya koymuşlar. Mesela ben bir tanesini biliyorum, ben yalan demem. İstanbul'da camide Almanlı cami. Şu anda imam. Almanlı cami. Biremen belediye başkanı, Biremen belediye başkanı kendi itiraf etti. Biremen diyor şu anda başkan, belediye başkanı. Türkiye'de kaç sene, 10 küsur sene şeyde Kırıkkale'nin Polatlı'nın yukarısı Haymana. Haymana'nın merkez camisinin imamlık yapmış. Kendi söyledi. Kendi ben ondan sonra dedi ki Biremen çok ilginçtir. Dini İslam olarak kabul ediyor. İslam dini olarak kabul eden eyaletlerin başındadır. Bir eyalet. Biremen eyaleti ve onun belediye başkanı İslam'ı din olarak kabul etmiş. Ne demek bu? Dini günler tatil yapıyor Müslümanlara. Tamam. Şimdi o tatil gününde bir tanesi yaya geçidine gelme araba yoluna geliyor. Dedi ki Türkçe. Türklerin içinde, Türkleri de seviyor. Sen Haymanalısın dedi. Başkanım nereden biliyorsun ben Haymanalıyım? Haymanalılar diyor yaya şeyinde yürümezler dedi. Araba yoluna yürürler. Birisi sana bir şey kone basınca bir de kızarsın dedi. Sen ancak Haymanalısın. O zaman demiş. Ben Haymanalı nereden biliyorsun demiş. Ben Haymanalı şu falan camiden biliyorum. Ben orada imamlık yaptım demiş. Ne? Bizimkiler de az mı yapmış Abdullah bin zamanında? Kendisi ya mektupta şifreyle efendim demiş şarap içe içe bizar oldum dedi ya. Yani şeyde Osmanlı'nın şeyi Avrupa'da papazlık yapıyor, şarap içiyor. Hani yeter artık diyor, tahmin edemiyorum diye mektupları var. Şeyde çıkmış yani, talan edildiği zaman, Osmanlı talan edildiği zaman nerede ajan konuldu hepsi ortaya çıkmış. Onlar hep açığa çıkarttılar. Ve onların soyunu hep öldürdüler. Avrupa'ya servis yaptılar. O kim yaptı? Onun çoluk çocuğun 7 sorar hepsini yok etmişler. Hani o zaman ortaya çıkmış. Mektup çıkmış Abdullah Mete. Ben bizar oldum demiş. Ya sahip çıkın tabağınıza. Arkadaşlar sahip çıkın. Kendinize sahip çıkın. Bak ilişmesinler. Madem biz onların dünyalarına karışmıyoruz. Onlar da karışmasın. İşte bu 8 aydır. Hususan bu heyecan veren bu hadisenizle beraber. Şimdi yanımdaki Feyzi ile Emin ve bütün bana temas eden dostlar şahittirler ki bu 8 ay zarfında bir tek defa ne Harbi Bumi ne siyaseti sormamış. Ha, haberlerle de uğraşmayacaksınız. Uğraşmayın. Bak ustad diyor ki asıl mücedidi nerede ne oluyor? Abi bilmeyecek miyiz? Bilmem kardeş. Bildin de ne oldu? Bilmem neyi değiştirdi? Bilmem sana ne kadar sıkıntı getirdi. Tamam? Diyor ki böyle koca her şeyi bilmesi gereken makamda oturan bir zat diyor ki bu 8 ay zarfında bir tek defa harbimi var ya 2. Dünya Savaşı. 34 ile 44 arası evet. 2. Dünya Savaşı. Bir tek defa ne Harbi Mumi'yi ne siyaseti sormamışım. Allah Allah. Ve odamdan işitilen radyoyu da 3 senedir dinlemedim. O zaman kelpişte hep duyuluyor. Dinlemedim diyor. Halbuki benim binler adam kadar dünyaya bakmak münasebet var. Peki niye bakmıyorsun? Demek bize ilişen doğrudan doğruya imana tecavüz eder. Diyor ki yani biz bak bu kadar siyasetten yönetimle uzağız. Daha bize niye devam ediyorsunuz? Yani iktidar yapacak, gelecekler alacaklar. Sırrı Sari'nin şeyin siyaset ilişkisi yok. Biz iman hizmeti, iman hizmeti yapıyoruz. Hatta Risale-i talebeleri diyor manevi zabıta hükmündedir. Asayişi teminle vazifeliyiz. Asayişi vatanı milleti korumaya vazifeliyiz. Taşkınlığa müsaade etmesi en azından imanlı olan yapar mı?
onları Cenab-ı Hakk'a havale ediyoruz. Hem ehli siyasete hiç münasebetimiz olmadığı halde katiyen bilsinler ki bu memlekette, bu asırda milli tanaşılıktan, tereddi, yani şaşkınlıktan, ne yapacağını bilmeyen nefsi, yani bu milleti anaşilikten, bu şaşkın gençlikten ve tedeni mutlakadan kurtaracak yegane çaresi Risale-i Nur'un esasatıdır. Yani anaşilikten, yani doğudaki, şuradaki, buradaki anaşilikten bir de şahsiyetsiz bir nesil çıkmış. Şahsiyet yok ya. Sabuna benziyor. Nerede tutarsa kayıyor laplar. Bir şey yok ya. Hiçbir şeye benzemiyor ya. Hatta cep telefonu da çıktı. Zaten beyinler sömürüldüğü için bir kişilik oturmamış ya. Koca adam çocuk gibi ya. Çocuk gibi bir kişilik oturmamış. Buna tereddi deniliyor. Aşağı düşmüş. İman dersleri insana bir kişilik veriyor. Anarşilikten kurtarıyor. Tedeni insanlığını kazandırıyor. Yegane çaresi İsa'nın dersleridir. Bu hadisede sıkıntı çeken masumlar ve ustalar bilsinler ki ağır şeriat altında bir saat döver, bir sene ibadet ve hakiki tefekkür-i imani ile bir saati bir sene taat hükmüne geçtiğidir. Yani sıkıntı biz de çekiyoruz ama hepimiz, yani bu böyle bir sıkıntı geçmiş ümmetlere, kavimlere baktığımız zaman hiçbir şey değil. Yani şeyde geçiyor Kur'an'da. Geçmiş ümmetin çektiği, geçmiş ümmetlerin çektiği kadar çekmedikçe cennete gideceğini mi zannediyorsunuz? Ustad da buna atıfen diyor. Yani bu kadar az zahmetle, bu kadar külli bir sevap, iştirak, böyle maneviyat hiçbir asıl olmamıştı. Sebebi şartlar çok ağır. Bir şey mi soracaksın? Yok değil mi? İnşallah onların sıkıntıları da öyle sevaba medar olur. Onlar da merak ve teessüfle değil, ferah ve sururla karşılamalı. Rahat olun. Sıkıntılarınızı endişe etmeyin. Bu da lazım, kamçıdır. Yani ustad, ferahla inşallah karşılayın. Çünkü senin derdini derman kabul eden var. Unutma, iki defa söylüyorum bunu. İnsanlık yanıyor ya. Cahil cahil yanıyor. Düşünebiliyor musun? Cinnet geçiren, intihar mı, bunaldı mı, evi terk eden mi, kırıp döken mi, çocuğu var. Yani menfi anlatmaya gerek yok. Sen iyisin yani. Ne kadar iyisin, ne kadar alakadarsan. O kadar. Hazreti Ali radıyallahu anh iki defa siren beyan eten, siren teneveret demesine binaen biz her vakit tam ihtiyat ve tam sakınmak vaziyetini muhafaza etmekle mükellefiz. Ama benim gibi bazen böyle dengemizi kaçırdığımız an ihtiyatı kaybetmişiz. Kaybettim şahsen. Risale-i Nur'un mensupları şuur ve ihtiyarlar haricinde birbirleriyle münasebettar, birbirinin hadiseleriyle alakadar olduğuna bir delil de bugünlerde oldu diye devam ediyor. Mesela bir tanesi şu, böyle bir, bununla alakalı bir kardeşimiz vardır mutlaka. Ailevi sorun, kendi sorun, niye böyle oluyor gibi. Bu derste mutlaka bazı sorularınıza cevap bulmuş. İçinizde böyle bir soru varmış, cevap olmuş. Niye bunu söylüyorum? Risale-i Nur talebeleri, mensupları, şuur ve ihtiyarlar haricinde birbirleriyle münasebettar, birbirinin hadiseleriyle alakadar olduğuna bir delil de bunlardır. Hatta kafanızda bir soru oluyor. Geliyorsunuz, bakıyorsunuz, Bahattin bu derse başlamış oluyor. Bakıyor, Allah Allah. Benden önce birisi mi sordu buna? Yani Bahattin o dersi yapmaya başlıyor. Burada kesiyorum. Sorusu olan var mı? Yani Risale-i Nur 120'te tabii saatimiz geçtiği için 120'te Risale-i Nur'la ben şurada hem okuma nasıl okunuyor diye kitabı şurada şey yapıyorum. Bak diyor ki ben tahmin ediyorum ki bütün küreyazın bu yangınında, fırtınalarında selameti kalbini ve istirahat ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehl-i iman, ehl-i tevekkül ve rızadır. Bunların içinde de en ziyade kendini kurtaranlar, Risale-i Nur'un dairesine sadakatle girenlerdir. Böyle sizi göstererek, güya bunu gösterdim ama bir paragraf okudum. Vâhir devâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha.